Doğuşkarms. Evet av gibi atıcı arkadaşlarımız, Doğuşkarms av tüfekleri olarak yeni bir test ve grupman atışındayız. Burada 3 tane tüfeğimizin test ve grupmanını yapacağız. İlk önce tanıtacağımız model BDX26 Picatinny dediğimiz modelimiz. Kasamızın üzerinde Picatinny gezi olan, aynı zamanda namluya sabit ve ayarlanabilir gezi olan, aşağı yukarı sağa sola hareketli. Bunu avcı ve atıcı arkadaşlarımız ister red dot takarak kullanabilir. Red dot taktıktan sonra bunu yatırıp pili bittiği zaman normal şekilde de kullanabilir. Ayarlanabilir, hareketli gezimiz mevcut. Ön tarafı zaten fiber optik gez. Bunu da ayarlayabilir arkadaşlarımız. Gezi Doğuşkarms av tüfekleri olarak bu modele bağlı kalmadan istedikleri her modeli isteyebilirler. Onda bir sıkıntımız yok. Aynı zamanda domuz avcılar için yanaklıklı dipçik ve tasarımı gayet şık olan bir dipçik düşündük. Aşağıda böyle iki tane fişek koyma yeri de mevcut. Diğer modelimiz MX2 modelimizin kamuflaj kaplamalı modeli. Kinetik modelimiz bu. 3+1, aynı zamanda 7+1'e çıkan ilave şarjör borusu da mevcut yanında. Diğer modelimiz DCX26 modelimiz. Bu gerçekten avcılarımız tarafından çok tercih edilen bir tüfeğimiz. Sade, şık. Bu da 71 santim mobi çoklu. Tüfeğimizin yanında her zaman olduğu gibi şöyle alalım. 5 tane eksantrik çokumuz, isteyene de. Şimdi MX2 71 santim mobi şok kinetik modelimiz. 1 numara şok fişeğimiz 32 gram. 6 numara sellebello. 36,5 metre mesafede 76 santim daire çapına bir adım atış yapacağız. Ve tüfeğimizin grupmanını hep beraber görmüş olacağız. Atışımızı yaptık. Hedefimize gidelim. Şey açısından böyle bir grupmanımızı yakından alalım. 1, 2, 3. Toplamda 175 adet. 32 gram 6. Toplamda 170 adet dağılım var. Her zaman dediğimiz gibi ne diyoruz? Doğuşkarms. Bildiğiniz bir Türk komandosu. Test ve grupman atışımız son hızıyla devam ediyor. Bu bizim Salih Gülücü kardeşimizin bize hediye olarak gönderdiği tek kurşunlar. Özelliklerini bilmiyorum. Kendi el yapımı. Bunlar da öyle. Çok uzak mesafelerde vuruşlar yapabildiğini söylüyor. Şimdi ...36,5 metre mesafeden 10. yıl Picatinny 61 santim kendinden şoklu namlumuz. Ayakta desteksiz 5 atım atış yapacağız. Bakalım ne olacak. Dediğimiz gibi gezin herhangi bir ayarını yapmadık. Biz normal bir şekilde atıyoruz. Bunu alan avcı ve atıcı arkadaşlarımız kendine göre ayarlayacak. Red dot'unu buraya takıp sıfırlayacak. Tek kurşun atışları avcı ve atıcıya göre değişkenlik gösterebilir. Onu da baştan söylemiş olalım. Gerçekten çok hızlı bir kurşun. Gidişini duyuyoruz. Evet Salih abi,
senin gönderdiğin kurşunlarla ayakta desteksiz atışımız, 5 atışımız bu şekilde. Tüfeğimiz görüldüğü şekilde 10. yıl 61 santim Picatinny gezdi tüfeğimiz. 1, 2, 3, 4, 5 ayakta desteksiz atışımız bu şekilde. Salih abinin de gerçekten çok isabetli kurşun yapmış. Havada giderken kurşunun havayı yarma sesi, yani hıstık sesini gerçekten duyuyordum. Sanki yivri tüfek atarmış gibi ses çıkardı kurşunlar. Belki videolarda çıkacak. Her zaman dediğimiz gibi Doşk Armız bildiğiniz bir Türk komandosu. Grupman atışını yaptık. Şu anda da avcılarımızın arasında efsane olmuş bir tüfek. DJX-26 modelimizin 71 santim 1 numara şokla grupman atışını yapacağız. Tüfeğimize yanaklı dipçik yaptırdık. Kaliteli kaplama Elexol, çizilmez nikel üstü kram kaplama yaptırdık. Özel eksantı tişek şokları yaptırdık. Şimdi 32 gram 6 numara sellebello fişekle 76 santim daire çapına 36,5 metreden bir atış yapacağız. Atışımızı yaptık. Arkadaşlar, grupmanımızı şöyle bir yakından alacak olursak, Ahmet. Gölgen çıkıyor, şöyle yandan odaklayarak çek onu. Sadece merkezi sayalım arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 5. Evet, merkezdeki saçmamız 59. 1, 2, 3. Burada da 37. Toplamda 192 saçma demiş arkadaşlar. 192 adet vuruşumuz var. Gayet güzel ve homojen bir dağılım var. Dediğimiz gibi Doşk Armız her zaman bildiğimiz bir Türk komandosu.